Dilruba'yı sosyal medya üzerinden hatırlıyoruz biz Dilruba'yı. Cumhurbaşkanlığına hakaretten bir sokak röportajı vermişti. Cumhurbaşkanlığına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilmişti ve tutuklanmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa düşmanlığa sevk etmekten tutuklanmıştı. Tutukluluğunun devam edeceği kararı çıktı. Avukatının itirazı vardı. Diyordu ki efendim bu ifade özgürlüğü. Hemen hatırlayalım. Adalet Bakanı da bir açıklama yapmıştı. Bu ifade özgürlüğü kapsamına girmez ifadesini kullanmıştı. Dilruba Y'ye tahliye kararı Cumhurbaşkanı'na hakaretten tahliye kararı verildi. Arkadaşlar tahliye kararlı verildi. Tutukluluğu devam edecek sanıyorum değil mi? Tutukluluğu devam edecek Dilruba'nın sokak röportajı verdiği için ifade özgürlüğü kavramına girip girmediğine yönelik tartışmalar devam ediyor. Ama Adalet Bakanı dedi ki Adalet Bakanı ifade özgürlüğü kapsamında bunu değerlendirmek mümkün değil. Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten de suçlanıyordu. Cumhurbaşkanına hakaretten de suçlanıyordu. Ama Cumhurbaşkanlığına hakaretten tahliye kararı verildi. Dediğimiz gibi yalnızca tek bir suçlaması yok Dilruba'nın. Aynı zamanda halkı kin ve tahrikten tutuklanmıştı. Avukatı diyordu ki tutukluluğuna gerek yok aslında. Tutukluluğuna itiraz talebinde bulunmuştu ama o itiraz da reddedildi. Dilruba'nın tutukluluğu devam edecek. Uzun bir süre bu konu tartışıldı. Tartışılmaya da devam edecek gibi duruyor. Çünkü ülkede adalet sisteminin ne boyutlara geldiğini, kimlerin nasıl tahliye edildiğini insanlar öne sürüyor. Özellikle işte çok basit bir örnek verelim. Dün Dilan Polat kara para aklama suçlamasından yargılanan 40 yıl hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Dilan Polat tahliye edildikten sonra tepkiler yükseliyordu bir yandan. MASAK raporunda Dilan Polat'ın herhangi bir suçunun olmadığı, yalnızca şirkette isminin bulunduğu yazışmalarda herhangi bir kara para aklama suçu tespit edilmediği yönünde bir rapor verilmişti. Ama MASAK Başkan Yardımcısı dün akşam Sözcü Televizyonu'nda bu rapor eksik, bir kara para aklama suçu işlenmiştir demişti. Dediğimiz gibi adaleti tartıştığımız günlerden geçiyoruz. Dilruba'nın tutukluluğu devam edecek. Cumhurbaşkanına hakaretten tahliye kararı verildi ama halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutukluluğunun devam edeceğini söyleyebiliriz.